Edebiyattan sayfalardan herkese merhaba. Bugün eserleri kadar kişiliğiyle de renkli bir isimle birlikteyiz. Şair Selahattin Yolgidenle birlikteyiz. Kendisiyle bugüne kadar edebiyatımıza katmış olduğu eserleri hakkında ve politikası hakkında konuşacağız. Ee, öncelikle şairin şiirine bakışını merak ediyorum. Ee, herkes ayrıldığı kendinden, ee, Kırmızı Kedi yayın evinden çıkartmış olduğunuz son kitabınız 2017 yılında. Ee, herkes ayrıldığı kendinden ne demek? Herkes ayrıldığı kendinden aslında... İnsanoğlu olarak bizim hayatımızı daha basitleştirmek yerine nedense daha karmaşıklaştırmayı seçtiğimizi anlatan bir e, imge. E, bunu, ya daha doğrusu bunun geçtiği şiiri ben Selanik'te yazdım. Selanik'e gidenler bilirler, e, merkezde Aya Dimitri Kilisesi vardır. Ayadimitri Dimitri Kilisesi'nde bir cumartesi günü iki buçuk saat oturdum. Ve enteresandır, İnsanlar e, insanlar çok böyle kalabalık gruplar halinde içeriye giriyorlardı. Ama Orada şunu fark ettim. İçeriye giren insanlarla aynı insanların dışarıdaki versiyonları arasında çok büyük bir fark var. Ee, yani sanki orada böyle kendini bir şeyden soyutluyor ve bambaşka bir şey oluyordu. Herkes Ayrıldı Kendinden, ee, aynı isimli son kitabımın içinde Evantia Rebucica şiirinde geçen bir imge ee, Ve kişinin bu, ilk başta söylediğim gibi hayatın, Saçmalığı, tırnak içinde saçmalığı karşısında onu daha da saçma hale getirme çabasını anlatıyor. Doğal olarak kendi içimizde bir bütünlük yakalayamıyoruz. Aslında sadeleşmemiz lazımken gitgide daha karmaşık yaratıklar haline getiriyoruz kendimizi. Bu biraz da bizim elimizde. Ee, şiir kitaplarınızın hemen hepsi e, bir bütünlük içeriyor. Belli bir tema üzerine çalışmayı seviyorsunuz. E, neden bu yolu izliyorsunuz? Şiir yazmaya ilk başladığım zamanlarda bile belli bir tema çerçevesinde çalışmayı çok seviyordum. Ee, Şiir, ilk şiirimi çok geç yayınladım yani ilk yazdığım zamana kıyasla çok geç yayınladım ee, ama bunun kendi içimde çok önemli bir sebebi vardı. Ben biraz daha poetikama otursun, biraz daha söyleyeceğim söz son haline bürünsün istedim. İlk kitabım, Su Kıyısında Kimse Yoktu'daki şiirlerin hepsi çiçek ismi, çoğunun çiçek ismi. Ee, mekan eski İstanbul ve es eski İstanbul ne yazık ki, şu anda olmayan İstanbul, şu anda olmayan özneleriyle anlatılıyor. E, fakat bu aşamada yazdığım şiirler daha sonra ikinci kitap gün geceye Küstüğünde olarak e, kitaplaştı. Ondan sonra üçüncü kitapta bu sefer denize kıyısı olan şehirleri kendime e, proje diyebiliriz proje konusu olarak aldım ve bütün şiirlerin isimleri denize kıyısı olan iller kasabalar. Fakat yine bu aşamada e, bu temadan bağımsız bir şekilde yazdığım ...şiirler, bir sonraki kitaba lacivert bir oyunda ikimiz arasındayı oluşturdu. Ondan sonra 5. kitapta, Eve Geç Kaldım Yalnızlık Bekler'de bu sefer ressamları çalıştım. Onun bir sene falan bir hazırlık aşaması oldu. Çünkü orada şöyle bir iddiam vardı. Bir ressam hangi tarzda resim yapıyorsa ben de o ressamın şiirini o tarzda yazacaktım. Doğal olarak da orada böyle monede işte şemsiyeli... Kadınlar, kız çocukları varken Caravaggio'da mesela portakal cesetleri çıktı ortaya. Daha sonra bir nehir şiir diyebiliriz sanırım. Gittiğim en uzak yer sizdiniz çıktı. onda da 60 küsür şiir var ama Bay Antoine diye bir zat-ı muhteremle hayatı farklı farklı yönlerinden sorguladık. Daha sonra da dediğim gibi son kitabımda da klasik müzik çalıştım. Ben iflah olmaz bir klasik müzik hayranıyım. Hep öyleydim. Kendime yine Kırk'ın üzerinde isim ve Kırk'ın üzerinde eser seçtim. Ama mesela bu eve geç kaldım yalnızlık beklerle bu son kitabın çalışma disiplini birbirinden farklıydı. Yani az önce anlattım diye şimdi tekrar belirtmek gereği duyuyorum. Mesela herkes ayrıldı kendinden de o bestecinin hayatına dair hiçbir şey yok. Orada yalnızca müzik ne getirirse oldu. Ama şöyle bir disiplin izledim orada da. O şiirleri yazarken sadece şiirin başında verdiğim eseri dinledim. E, bir gezgin yanınızın da var olduğunu biliyoruz. Sizin bu gezginliğinizin ve seyahat ettiğiniz yerlerinizin sizin şiirine, şiirinize bir yansıması oluyor mu? Oluyorsa nasıl oluyor? E, olmaz mı tabii. Yani gezmeyi, daha doğrusu tırnak içi gezginliği çok seviyorum. E, ben çok uzun yürüyorum gittiğim yerlerde. Ve belki klasik olacak ama bir şehri, bir ülkeyi keşfetmenin en iyi yanının... O kentin, o bulunduğunuz yerin bir sürü yerinde kaybolmak olduğunu çok iyi biliyorum. Ben gittiğim şehirlerde genelde kaybolmayı seçtiğim ve çok uzun yürüdüğüm için tek seyahat ediyorum. En iyisi de bu bence. Ve burada bence şiirle uğraşan birisinin, hepimiz öyleyiz diye tahmin ediyorum, bir sürü insanı izleyip bir sürü hayat biçiyoruz o insanlara ve bu, Şiirsel yaratıcılığı inanılmaz bir şekilde güçlendiriyor bence. Yani buna bir tür vampirlik de diyebilir miyiz, emin değilim. Ama yani o insanlarla ilgili, o insanların hiç haberi olmadan bir şeyler düşünüyorsunuz, onlara hayatlar biçiyorsunuz. E doğal olarak da çok değişik insan skalasını görebilmenin en güzel yollarından biri de seyahat etmek. E sadece bu özelliği bile benim çok seyahat etmemi açıklayabilir. Ama onun haricinde tabii ki yani gittiğim yerlerde gördüklerim, biriktirdiğim imgeler, o tırnak içinde şiir tutmaya gitmek hep var. Ve geziyle şiirin birbirinden ayrılamayacağını düşünüyorum. Sonuçta yani kapalı bir yerde olsanız ne anlatabilirsiniz ki? Eleni Karayindru, Tolivadi Pudakrizi. Kim kendi gözlerinden kaçar ve nereye kadar? Soyulmuş bir nar gibi serilirken kent ayaklarının altına altın pencereleri ve kuleleriyle kendinle konuşuyorsun dinlemiyorsun ama kuyruğunu yiyen bir yılana benziyor hikayen kim benzetebilir bir göçmeni kendine ve neden Selanik'te bir bankta oturmuş geçen insanları hayvanları atıyorsun hafızana ihtiyaç duyduğunda çıkarıp anlatmak için kim bilir nereye gideceğini beni için.